Çok hiç büyümüyor musun? Çocuktun ben seni tanıdığımda. Evet çocuktum. Gerçekten çocuktum. Habertürk'teydi o zaman değil mi? O zaman evet. Çocuktun. Ne yapıyordun o sırada? Ben hatırlıyorum. Gece o sendin haberleri, değil mi? Gece evet, haberleriydi. Gece biz de gece geç saatte program yapıyorduk ve sen büyümedin galiba. Ben sizden sonra sabaha kadar mesela haber sunuyordum. Siz demeyelim. Sabah tamam. Sabahta okula gidiyordum biliyorsun. İTÜ'ye. Evet. Vallahi ekmeğini taştan çıkarıyordu. Sanırsın ki orada ekranda görünüyor diye filan bunda her şey yolunda. Evet. Sabaha kadar haber sunup nasıl sabah okula gidiliyordu? Gidiyordum işte. Gidiyordun. 4'te geliyordum okuldan 3.30-4'te. Uyuyordum birkaç saat. Hmm. Ama hafta sonu es vermeden uyuyordum yani. Hmm. Hani son şiftim bittikten sonra bir yatıyordum 2 gün. Temel ihtiyaç molaları için kalkıp sonra tekrar devam ediyordum. Bir sene öyle sürdü. O vakitte tanışmıştık. Ama sen çalışkan bir kızsın. 2020'de de 21'de de bir roman çıkarmışsın. Evet, o hamilelik döneminde dalga çıkardım. Onu. Hamilelikte çıkardın. Hı-hı. İnsan hamile oturmaz mı? Güzel güzel ne gerek var bunlara işte durmuyor. Peki şimdi kanalımızda TV100'de gündem dışı ve özgür ifade hı-hı programlarını hazırlıyorsun. Bir de tabii ki birçok kanalda programlar yaptın. Bu Cansu Canan Özgen'le 40, sonra gizem strateji, tarihsel konuların ele alındığı öteki günde. Bir de bu şey var değil mi? Pelin Çift. Siz ikiniz benziyor musunuz birbirinize? Karıştırıyorlar mı sizi? Yok. Nasıl yok ya? Benzemiyoruz bence. O da sarışın, sen de sarışınsın. Mesela gözleri iyi görmeyen bir adam aynı kadın gibi bakabilir. Yani ama ikiniz de güçlü karakterlersin. Sen ona biraz gıcık oluyor musun? Hayır, yok, hayır. O sana gıcık oluyor mu? Zannetmiyorum. Ama bu gizem ve tarihsel programları yapanlar kaç kişi şimdi? Yani çok fazla yok. Kadın olarak yok, böyle evet. Güçlü kadın. Bir Pelin abla vardı. Sonra ben. İşte sonra Eline abla mı diyorsun bunu kasten mi söyledin? Yok yaşı kasten söylemedim. Yaşı büyük benden yani. Peki abla denir tabii. Ya evet. Ha, bir de öyle alıştım aynı kanaldaydım. O daha önce başladığı için de abla denmez mi? Evet yani. Yani. Tüm bu sebeple. Ama arada da böyle bir şeydir o. falan değil mi? Öyle bir havası da vardır. Tabii seni biraz zorlayayım. Ben bir şey denedim. Peki bu kısa bir süre içinde gencecikken kendi programını alabilmek. Bu zor bir şey değil mi? Yani yine bir otantik bir şey bu. Evet, hem zor bir şey hem de şöyle bir önemli bir detay da var orada. Program bir noktadaydı. Sıfırdan başlayan bir programdaydı. Herkesin izlediği, bildiği, takip ettiği bir programda sunucu değişikliği oldu. Yani dolayısıyla orada kendini kabullendirme... Hayır, öteki gündemi söylüyorum. Öteki gündemde de öyle. Orada kendini kabullendirme mücadelesi de vardı tabii. Onu yani çok öbür çalışarak kız, kapattım. Öbürü gitti, bu geldi, iyi mi oldu filan falan. Aynen, bunlar öyle tartışılır. Çok ama zor bir şeydir. Ettiler, yani kabul ettiler bir senenin sonunda. Çünkü gayret gösterip sadece kendi işime baktım. Bu seni tabii şey mi yapıyor böyle? Sen çok fazla mı mürekkep yalamak, kitap karıştırmak zorunda kalıyorsun bu yüzden? Çünkü kaldım karşına ya. Çok zor insanlar geliyor değil mi? Problemli. Bu profesörler falan çok zor hakikaten. Çok zor. Bir de akademik bir şımarıklık ve akademik rekabetin getirdiği bir ukalalık ve sinir hali de var değil mi? Ben hepsini de görüyorum. Yani biraz öyle. Bir de şöyle bir şey. Yani hani böyle celebrity'leri toplamak daha kolay akademisyenleri toplamaktan. Diyor ki o niye benimle aynı masada diyor. Ben evet, orta işte çağa çalışıyorum. Bu, o bilmem ne. O bunu evet, anlamaz ki diyor. Evet bu süperstar gibi. Kariyer, süperstardan daha fena. Daha, yani, daha yani, fena. Orada çok ciddi evet, bir zorluk var evet, yani. Yani. Dolayısıyla hani ünlülerin adı çıkmış egolular diye. Yani şöyle mesela Sezen Aksu. Bülent Ersoy, Tarkan filan gibi geliyorlar. Ben de evet, biliyorum. Çok zor. Çok zor. Yani. Siz de bir dönem yaptınız. Sen ben de bir dönem yaptın. Tematik programları evet, uzun yıllar yaptım. Zordur. Bir de kadın olduğun için bir fark oldu mu burada? Yani sanki daha mı rahat hareket ederim filan mı dedi? Yoksa aksine sen korkuttun mu onları? Ya bence benden tabii çekinme bir terbiye, var. Evet. Ben böyle çok minnoş duruyorum ama böyle bir buzlar kraliçesi derler bana. Böyle çok öyle net sınırlarımı, evet sınırlarımı çizerim hiç yani. Hiç bana öyle gelmedi ama. Yani bilmiyorum. Peki buzlar kraliçesi. Bir de tabii sertlikler de olur değil mi programda? Oluyor tabii ki. Orada hani müdahale ediyorum. Bir de hani iyi bir mesai yapıyoruz konuklarımızla. Yani öncesinde arıyorum, çalışıyorum. Hele ilk başladığım yıllar inanılmaz. Yani okula gidiyordum. Ders aralarında hocam bu nasıl, şöyle mi böyle mi diye ciddi bir efor sarf ediyordum. Yanlış bir telaffuz bile başına bela olabilir. Yanlış bir tarih söylemek falan. Ya bir de mesela tarih konuları maalesef çok siyasallaştığı için. Evet.
orada o dengeyi tutmak, orada çok konu dışına çıkınca belirli bir yere çekmeye çalışmak, hani orada bir zorluk getiriyordu ama şimdi çok rahatlıkla yapıyorum. Yani hocalar da beni tanıyor. Peki bir YouTube tanıtım var, ona bir bakalım birlikte. Eyvah, bakalım. Biliyor musun galiba? Ondan sonra hiçbir şey yapmamakla ülke değişmiyor. Özgür Özel'den teklif gelse kabul eder misin? Sen sürekli kart atıyorsun bu röportajdan sonra bir şekilde. Bir telefon gelir. Bir platform Atatürk filmini kaldırmıştı. Sus pus oldular. Hiç tepki vermediler. Atatürk arkasına sığınanlar çil yavrusu gibi yok oluyorlar. Yemin edebilirim, ispat da edebilirim. Yani. Programlar kayıtta. Doğru. Dur. Bu ne yapıyorsunuz burada? Dekorasyon programı mı? Tarih programı mı? Burada ben yeni aktif ettim YouTube kanalıma. Röportaj yapıyoruz. Hı. Ve mesela çok isterim seninle de yapmaya. YouTube kanalıma konuk olur musun? Olmaz mıyım? Tamam, böyle evdeki hep cicilerimizi de gösterecek miyiz? Şam'dandır, masadır. Yok, hani o da var mı? Orada detay çalışmışlar teaser için. Ha. Ama Pelin'in bütün evi kitaplık. Ha. Çok dikkat çekici ve hepsi antika onların. Kız da antika bence. Ben onunla aynı filmde oynadım. Hı. O zaman da antikaydı, şimdi de antika. Çok özel bir insan. Bence otantik. Hı. Otantik, evet. Antika demeyelim, demiş otantik. Demiş aslında münhasır. Evet. İyi eğitimler almış. Çok iyi eğitim almış. Çok iyi. Çok iyi. Müktesebatı geniş. Müktesebat diyor. Bak kaç yaşında kız görüyor musun? Recai abi. Evet. Biz de o lafı biz almıştık halbuki ama bak bu da kullanıyor. Müktesebatı yani, geniş. Peki. Dolu evet. Biri. Binaenaleyh kızı çok seviyoruz. Yani. Evet. Evet, nasıl, iyi mi? Bir akıl hastası olmadı değil mi? Hayır, gayet keyifli. O da tarih marih çok giriyor işlere. Çok gidiyor. Bir kere şöyle Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu öyle bir program yaptılar onlar biliyorsunuz. Evet, bu kıza falan. ne eziyet. Yani çok sabırlı bir kız. Yani ben onun kayıtları var, ondan bahsediyorum. Mobbing davası açmıştım yani. Yani işte çok çalıştı. Onlarla aynı masaya oturup onlarla böyle bilgi yarıştırmak zordur yani. Şimdi huzurlu mu? İyi, fena değil. Evet. Peki bu kaç tane yaptın şu ana kadar? YouTube bölümü mü? Ya bundan kaç tane var böyle? Dört tane. Kimler tane var benim onlarda? Tarihçi var. Selim Hoca vardı. Mert Başaran vardı. Ekonomist. Pelin Batu yayınladık. Hatice Kübra Tongar vardı. Bir de şimdi astroloji yayınlayacağız. Duygu diye bir arkadaşımızla. Olmaz Duygu kim? Şimdi şöyle, ben Hande'yi arayacaktım. Anlatayım. Hande'nin vakti mi yok? Arayamadın. Hayır, bana şöyle söyleseydin. Mahcup oldum ki Hande beni çok sevdi. Diyecek ki ya kızım, hani bir senedir aramıyorsun, işin düştü, kanala davet ediyorsun, arıyorsun demesin diye, ki demez ama mahcup oldum. Ondan sonra Hande'yi arayamadım. Hande'yi daha önce ne zaman aramıştın? Aramamıştın. Hande'yle ne zaman konuştuk? Az önce konuştuğunuz bütün konular, o çalıştığım bütün dönem, ben de o dönem... Evet. Habertürk'te burası hafta sonu sunuyordum, beraberdik yani. O hani çok sevmekten dolayı bir mahcubiyet. Evet. Hiç. Olur mu öyle şey? Yani. Zaten bir yayıncı niye bir başkasını arasın ki durup dururken? Merhaba, merak ettim, nasılsın? Olur mu öyle şey? Işte zaten yayın için arayacaksın. Doğru. Evet. Çok deneyimli, çok güzel arkadaşım Cansu Canan Özgenç bu bölümü benimle birlikte sunacak. Hoş geldiniz Cansu. Sizin gözleriniz göz nakli mi yoksa kendi otantik kendi mi? Kendi gözlerim, ama gözlerim çok büyük olduğu için numaralı lens kullanıyorum. Hatta o da ne kafi gözlerim gelmiyor. Gözlerim çok büyük olduğum için. Hem miyopum hem astigmatım var. O nedenle var. Büyük numarası gözleriniz ayrıca da büyük. Ha, teşekkür. Evet. Bir de üstüne gözlük takıyorum normalde yayında. Hmm. Tam sıfırlıyor. Peki bu gündem dışı mı daha hoşuna gidiyor yoksa siyasi tartışma programı mı? Ya politik bir cevap olmayacaksa ikisi de. Çünkü siyaset kendini çok yeniliyor. Şu an siyasette her gün gündem değişiyor ve ben bunları anlamaya çalışmayı çok seviyorum. Siyasi programların izlenmeleri çok düşmedi mi? Düştü. Bütün evet. Bütün kanallar için söylüyorum. Evet, düştü. Yani bıktı mı insanlar? İşte bir seçim geçirdik ve ondan sonra bir geri çekilme oluyor galiba değil mi? Kesinlikle. Bütün dünyada olduğu gibi. Kesinlikle oluyor. Yani ben mesela Amerikan seçimlerini işte Trump seçildiğinde Amerika'da takip etmiştim o dönem. Ya bizde seçim olduğunda yer gök herkes, yani beşikteki bebekten 75 yaşındaki neneye kadar seçim gündeminde. Amerika'da öyle bir şey yok.
Yani seçim bir taraftan paralel seçim oluyor dünyada ama bizim ülkede çok fazla sosyal hayata da dahil olmuş durumda ülkenin siyasi gündemi. Maalesef diyorum ben bunu. Aslında buradaki denge sağlansa işte yılda kaç kere seçim olmuş, ne olmuş? Bu çok da önemli olmayacak ama tamamen siyaset artık her eve, her ortama nüfus ettiği için dolayısıyla biraz biz böyle fazla doldu bardak siyaset açısından. Evet ama zaten mutlu ülkelerde bilmeyiz. Cumhurbaşkanını, başbakanını bilirsin. Evet. Bakanları filan bilmezsin. Onlar halk adına orada görevli insanlardır. Onlar çalışırlar, değişirler. Ondan sonra başka birisi gelir filan. Bizde bunu bilmek şartmış gibi geliyor. Bir de tabii bir büyük kesiminde bir rejim endişesi olduğu için dolayısıyla başka bir şekilde bakıyorlar. Çünkü sistem kendini zaten döndürüyorsa, sistemle ilgili bir endişe yoksa zaten herkes memnundur. Kimse ilgilenmez. Yani çoluğa çocuğa da sormanın gereği yok. Falanca bakan kim diye. Yani evet. Değil mi? Ama bizde bu eskilerde model kızlara sorarlardı. Tarım ve Köy İşleri Bakanı kim? Bilmiyor. Niye bilsin ki zaten? Yani onu sonra bir ayıp gibi değerlendiriliyordu sanki bu. Evet. Değil mi? Ama sen herkesi biliyor musun isim olarak? Yani birçok kişiyi biliyorum. Hı. Ben de şimdi bakanların çoğunu bilmiyorum. Kabine yeni değişti ve büyük bir değişiklik oldu. Çok büyük değişiklik oldu, evet. İki kişi hariç hepsi değişti. Evet, hepsi değişti. Hepsi değişince ama sen böyle pat diye böyle kalır mısın? Ay o başka birisi miydi falan diye böyle. Hani o işte bak şimdi senin için önemli. Sen hepsini ezbere bilmek lazım. Merak etme sormayacağım. Evet. Yani sorsam ben birçoğunu bilirim ama tabii yayıncılıkta da şöyle bir şey var. Anlık bir şey geliştiğinde, bir şey olduğunda hemen önümüzde iPad'imiz var. Biliyorsun yayıncılık refleksi yani hem kulağımızdan dinleyip hem yazıp hem aynı anda konuşabiliyoruz yani. Kendimi kurtarıyorum. Yani ya da hiç çok zorlanırsam Sayın Bakanım diyorum. Sonra bir laf arasında ne bakanı olduğunu söylüyorum. Ama hani hiç öyle bir durum olmadı. Ama öyle yaparım herhalde. İlk yeni değiştiği zaman sıkıntı oluyordu. Zaten hani daha çok gündemde bizim haber olarak tartıştığımız vesaire dönemsel gündemler dışında belli başlı bakanlar var. İşte Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı. Hani daha aktif siyasetin içinde her gün gündemde ve bir olayın merkezinde oldukları için işte Sanayi Bakanı, Enerji Bakanı gibi onları biliyoruz. Hani böyle bir peki, durum. Peki şimdi sana buradaki bu toplantımızda sormak istiyorum. Sence bu toplantımızın en ilginç kişisi kim? En ilginç kişisi mi? En ilginç olan, en ilginç yani senin en çok ilgini çeken. Yani hemen soru sormak isteyeceğin ya da hemen daha doğrusu biz böyle bir şey sanılıyor. Biz sanki soru sormak istiyormuşuz gibi. Ben mesela hiç merak etmiyorum. Yani hiç merak etmediğim soruları soruyorum falan. Bu da çok sıkıcı ama yani aslında ama bir programı tabii ki hepimizin şeyi odur. Yani programı tatlı ve eğlenceli bir hale getirmek. Burada kime söz versen program çok hoş bir hale gelebilir? Kime söz versen program hoş hale gelebilir. Evet. Şimdi soru formu değiştirdi. Formda. Ya sen merak ediyor musun demiyorum. Çünkü senin de merak etmediğini biliyorum. Yani niye merak edelim ki? Evet. Zaten herkesin ürünleri merak ediyoruz. Yani kişileri merak etmiyoruz aslında. Ürünler ilginç. Ürünler şimdi yeni. Mesela rating olarak Hande. Rating olarak Hande. Hande evet. Her zaman astrolojiye ilgi var. Özellikle burçlardan girersek 2024'te burçları ne bekliyor? Ratingimiz artar. O televizyoncu cevabı vereyim. Hayata dair tavsiyelerde beyefendi ama bu bana ben tamamen çok farklı düşünüyorum. Seksüel olarak Recai abi. Bir erkek güzeli olarak bak buradaki yani buradaki hakikaten biz o kadar çirkiniz ki Kosta çok özür dilerim ve sizden de çok özür diliyorum. Yani biz o kadar çirkiniz ki ve o kadar güzel bir adam ki hoş bir adam, güzel bir adam yani. Önemli olan bence fiziki güzellik değil gönül güzelliği. Aman canım boş ver duymamış çünkü, kabul ediyorum. Ne demek? Güzellik de kalmıyor bir müddet sonra. En önemli kalan şey insanın gerçekten kişilik sahibi olması ve karakteri. Çünkü ne güzelliğine, ne zenginliğine, ne varlığına güvenmeyeceksin. Her şey bitebiliyor. Yüzlü güzele doyulur da büyük güzele doyulmaz diyorlar. Senle beni yan yana gömseler senin iskeletin bile daha yakışıklı durur. Ben sana söyleyeyim. En azından şöyle denir. Ya bu uzun boylu bir adammış, düzgünmüş falan filan değil mi? Eğrilik büyürlük yok. Evet. Çok seksi bir adam. Bir de Seda.
Seda'yı niye ilginç buldun? Seda'yı şöyle ilginç buldum. Seda'yı dinlemek isterim. Çünkü ben de dinlemek isterim. Bir de Seda'da şey olabiliyor, bir yani tehlikeli konuşabiliyor. Benim evet. En sevdiğim. Mesela işte... Yani ben mesela bu iki rock'n'roll adamın çok düzgün olmaları beni şey yapıyor. Yani değiller tabii, şaka yapıyorum da. Yani o kadar düzgün değillerdir ama yani Seda'da bir her an bir şey evet. Mesela demin şöyle yakaladım işte cinsiyet kırılmalarına şey mail veren, işte o konuda yoğunlaşmış dedi. Evet, o bu bir tartışma konusu, ciddi de bir tartışma aslında konusu. Bununla tartışılır. Aslında konuşurken aslında edepsizleşmek istiyoruz. Çünkü ne zaman mesela bir masada çok saygın insanlar da söyleseler değil mi? Edepsizlik her zaman kahkahalarla evet, sonuçlanır. Evet, değil evet. Mi? Çok öyle. Çok edepli konuşmak, niye edepliyiz ki yani, ne olacak ki falan diye. Ama Seda evet. Evet, sonra edepsizlik çıkabilir. Yok, edepsizlikten değil de edepsizlik tırnak içerisinde yaramazlık anlamında. Bir evet. De mesela Seda şimdi 4000 yıl önce Sümer tabletlerinde hani gençlik nereye gidiyor diye bir kaygı duyulmuş. Buna ulaştılar biliyorsun. Tam gençliğin şu anki onu birisi uyduruyor. Ama görselleri var ya. Okudun mu? Dili biliyor musun? Hayır, dili bilmiyorum ama Muazzez İlmiye Çığa sormak lazım, sormadım. Evet, onu. Muazzez, doğru bir yerden. Muazzez Hanım'ın açıklaması zaten evet. O değil mi? Evet, Muazzez Hanım diyorsa doğrudur. Evet, Muazzez Hanım'la Seda'yı bir araya getirmek isterdim mesela. Vay! Çok enteresan bir bölüm olabilirdi. Çok güzel olur. Ve ben de mesela Muazzez Hoca'ya buradan saygılarımı sunayım. Çok böyle severim. 105 yaşına kadar yaşamak istiyorum. Çünkü Muazzez Hoca dedi ki 105'ten sonra sıkıcı oluyor. Oradan sonra sıkıcı evet, oluyor. Evet. Yani sonuçta hep böyle gençlik nereye gidiyor diye tartışma varmış. Ama benim dedem de bunu tartışıyor. Babam da bunu tartışıyor. Biz de bunu tartışıyoruz. Seda'nın torunları da bunu tartışacak. İyi bir gençlik hani profili ve prototip olduğunu düşündüğüm için Seda'yı dinlemek isterim daha detaylı. Evet. Hatta YouTube'uma da lütfen konuk olsun. Buradan konuk avına çıkmış gibi bir hal. Ama tabii ki şöyle de bir şey var. Binlerce yıldır gençlik hep yenilikçi, devrimci, inovatif, evet, dinamik, evet, yeni, sınır tanımaz, yıkıcı, başkaldıran değil mi? Şimdi gençlik nereye gidiyor diye sormuyoruz şu anda. Gençlik niçin duruyor, niçin itaat ediyor, niçin yıkıcı değil, niçin değiştirmek istemiyor, niçin yeni bir şey üretmiyor diye evet, soruyoruz. Yani Muazzez Hanım evet, ya yani Sümerler'de de tabii, çünkü hiç kimse eski nesil yeni nesilden memnun olmaz. Çünkü düzeni evet, değiştirecekler onlar. Ne kesinlikle güzel bir şey öyle, aslında değil mi? Yani ilerlemenin tek koşulu bu. Yani, kesinlikle pek, öyle. Peki bu iki yakışıklı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Rock'n'roll eksikliğimiz olduğu için... Bence bir sahnede görün derim rock'n'roll'a. Ya evet, biliyorum biliyorum, müthişler sahnede. Ben hadi genel bakalım, olarak şahsi fikrim soruluyorsa ki öyle şu an. Ben orijinal insanlara bayılıyorum. Bir şeyler öğrenebileceğim, bana başka bir perspektif verebilecek. Dolayısıyla çok orijinaller, yolları izleri açık olsun. Ve teşekkür çok ederiz, konuşacağımızı da düşünüyorum ilerleyen yıllarda. Yani farklılıkları kucaklayan insanları çok seviyorum. Ve ne istediğini bilen, her şeye ve herkese rağmen o yolda gitme dirayeti gösteren insanlara korkunç bir saygı duyuyorum. Sizi de öyle hissettim. Yani hani haddimi aşmıyorsam sizinle gibi değerlendirme yapma konusunda böyle. Şimdi biraz Uğurhan ve Olcan'la konuşalım. Sizin nasıl gidiyor konserler, çalışmalar her şeyden önce? Herkes size bayılıyor. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Bizim konserler iyi gidiyor. Yani yılı kaparken önümüzde güzel, önemli konserler var. Programın yayın tarihini bilmiyorum tabii ama 16 kaç? 15'inde Volkswagen Arena konserimiz olacak. İkinci, Volkswagen Arena konserimiz olacak. İkinci kere çıkacağız bu sahneye. Yine güzel bir hazırlığımız var. Onun dışında konserler dışında... Bir belgeseliniz var. Aynen öyle. Evet. Şimdi onun teaserına bir bakalım önce. Dolu kadeh tartışmalık yapmaya başladığımızda bunun böyle sonunu bilmeden de çok ilginç bir hikaye olacağını konuşuyorduk zaten. Elimizde de yani ne var? Bir mikrofon var, bir ses kartı var, bir de bilgisayar var, kablolar var falan. Bu yani. Ne yapıyorsun abi? Anlamıyorum. Biliyor musun ben? Hayır. Bir daha başlamıyorum ya. Yeter. Bağımsız bu ne biçim isim ya? Böyle şey mi olur? Ne nasıl olur? Bu işler bilmiyoruz tabii ki. Kendi kendimize yollar ürettik. PR'ın tasarlaması, çeşitli organizasyonları, görüşmeleri yapması, kostümü, stylingi hepsi. Seyircimizi, misafirimizi aç bırakmayız. Bir hikaye daha biz
para biriktiririz. Çekeriz, yaparız yani. Kendi kendimize çözümler üretmek zorunda kala kala kendinin işini çok görebilen bir yapı çıktı ortaya. Ama hallettik. Çözdük yani. Peki ne zaman yayınlanacak? Yayınlandı mı? İlk bölümü 16 Aralık. YouTube üzerinden bağımsız yayınlayacağız onu da. Dört bölümlük bir şey düşündük biz. Afişi de göremez miyiz çocuklar? Bir ufak bir gala yaptık. Kendi kendimize prodüksiyonunu yaptığımız bir şey. Aslında hani bu birkaç hazırladığımız trailer'dan biri. Burada daha çok Dolu Kadehi Ters Tut odaklı gibi görünüyor. Ama halbuki aslında bir bağımsız müzik belgeseli ve Dolu Kadehi Ters Tut içindeki bir case study gibi. Biz zaten çok eskiden beri çekiyoruz bunu. Daha yani kariyerimizin çok başlarından beri biz bunu bir kaydedelim de ilginç bir hikaye çıkabilir diye düşünerek kaydetmeye başlamıştık. Çünkü biz çocukken böyle belgeseller çok istedik. Yani yabancı çok örnekleri var ama var. Türkiye'de yok diye. Aynı Seda'nın hani ihtiyaç duyduğu şeyi yapmaya çalışması gibi bir şey aslında bu da. Biz dedik ki böyle bir şey yapalım çünkü hala hakikaten sürprizlerle dolu, hiç beklemediğimiz, çok fazla bilgi aldığımız bir alan. Ve çok fazla sektörden önemli ismin de çok önemli röportajları olduğu. Ya biz çok şey öğrendik bu belgeseli yaparken açıkçası. O yüzden hani paylaşmak için çok heyecanlıyız. Paylaşsak da muhabbet etsek ne enteresan hikayeler varmış diye. Biz bir de burada şeye çok şaşırdık. Yani bizim kendi yaşadığımız bu serüvenin çok çok bize özel olduğunu sanarken... mesela Necat abi olsun, çeşitli müzisyenler olsun anlattığı şeyler, hani 20-30 yıllık şeyler anlatıyorlar ama çok benzer şeyler anlatıyorlar. Aynı şeyler anlatıyorlar gibi bir his geçti. Ona da çok şaşırttık yani. Evet. Nasıl yani? Aslında eski yıllarda da benzer şeyler mi olmuş? Yani evet. Benzer güçlükler, benzer... Evet, yine bağımsız müzisyen. Ya şöyle bir şey hep olmuş. Zaten onun tanımı çok aranıyor. Bağımsız müzisyen hani her zaman var olmuş. Her zaman ana akımın dışında bir şeyler üretmeye çalışan sanatçılar olmuş. Onların yaşadığı problemlerin sadece mesela medya formatı değişmiş, işte insana ulaşma şekli değişmiş ama yani özünde aynı problemlerle, atıyorum hani örnek vereyim, Selda Bağcan da yaşadığı bir problemin bugünkü bir karşılığını biz yaşamışız. İşte atıyorum Can Ozan'ın anlattığı bir olayı Necdet abi birebir aynısını anlatıyor ama tamamen medyumlar farklı, hani un kapanığını anlatıyor. O işte daha güncel streaming platformlarını anlatıyor ama ne kadar aynı olması, ya biz şeye şaşırdık dediği gibi, ne kadar aynı acaba, özel bir şey çıkmayacak mı derken tam tersi ilginçleştirdi hatta durumu fazlasıyla. Böyle bir örneğin internette olması bizim için de çok önemli. Hani sonradan gelen sanatçılar için. Çünkü dedikleri gibi çok bireysel zannediyorsun bu sorunları. Ama hiç yalnız hissetmiyorsun. Senin değil ama aldığın insanlar aynı yollardan geçmiş diyorsun. Ve ben Dolu Kadeh de onlardan biridir. Böyle ilham aldığım sanatçılar sayesinde bağımsız olma cesaretine atıldım. Ya yani bağımsız olmaya atıldım ve buna... bir plak şirketinden çıkıp buna atıldım. Buna cesaret ettim mesela. Onların sayesindedir yani. Ve bunun internette olması çok özel bence. Ne görüyorsunuz şu anda? Bu son deneyimle bağımsız olarak iyi mi yaptınız, kötü mü yaptınız? Piyasa şartları ve ekonomi açısından yani soruyorum. Bizim kendimiz için gördüğümüz ve yaşadığımız yöntem bizim için uygun. Çünkü herkes uymayabilir. Ya. Kimisi... müzik dışındaki işlerle uğraşmak istemiyor olabilir ya da ya sadece müziğe odaklanıp işte atıyorum bu menajerlik işidir, konser bulma işidir, işte nasıl giyineceğidir falan, bunlarla çok uğraşmak istemiyor olabilir ve bu kişiyi de zorla bağımsız yapmaya da gerek yok yani açıkçası. Ama bizim şu anki geldiğimiz yerde tabii ki biz hani bağımsız olarak devam etmeyi daha çok iyi bir, bizim için iyi bir yöntem olarak düşünüyoruz. Çünkü ya bize sunulan şeylerin, bizim şu anki yapıyor olduğumuz şeylerden daha üstün ya da daha iyi bir platforma getirmesi gerekir bize. Ama böyle bir durum yok gözlemlediğimiz kadarıyla. O yüzden de bizim için şu an bağımsız kalmak daha iyi bir seçenek. Dünyada nasıl? Ya bağımsız indie müzik dediğimiz independent müzik. Peki sonra bunlar bağımsızlıktan tekrar sistemin içine giriyorlar. Yani bağımsız kalan yok. O bir gençlikte ya da başlangıçta galiba söz konusu. Peki... independent kendini yeniliyor mu dünyada da? Yani yine independent var mı bugün de? Kesinlikle bence her zaman var. Her zaman çünkü ister istemez... Ya da anlamı değişti mi independent'ın? Ya işte... Değişti galiba. Yani özünde değişmemiş diyorsun. Çünkü orada dediğim gibi birkaç tanım yapanlar var. Ben en çok Murat Meriç'in yaptığı bir tanımı seviyorum. Belgesel herkes ne demek olduğunu tartışıyor bunun. Yani herhangi bir gaye olmadan, hani çok geniş ama herhangi bir... amaç olmadan ya da radyo ne der, televizyon ne der, işte kitle ne der demeden üretme
cesareti olan, üreten tarafı bağımsız diye tanımlıyor biraz. O hani çok geniş bir kapsamda olsa da bunun ufak örnekleri de var, geniş örnekleri de var. Ama tabii ki yani bağımsız olarak çıkmak demek ana akımın yanında bir şey çıkıyor. Sonra tabii çok kendi marketini üretince ana akımın içine dahil olabiliyorlar. O sonra yeni bir bağımsız, alternatifle bağımsız da çok karışıyor burada. Hani tanımlar birbirinin içine giriyor. Yani, alternatifler genelde bağımsız olmak zorunda kalıyor. Yani izlediğimiz o belgeselde fark ettiğimiz. Çünkü hiçbir yatırımcı diyeyim onu geniş anlamda. Bir ana akım olmayacak ya da hızlı bir maddi geri dönüşü olmayacak bir işe kolay kolay yatırım yapmıyor. Dolayısıyla alternatif olan her şey mecbur. Biz de onu söylüyoruz. Yani biz bilerek böyle bir proje yapmadık. Biz hakikaten, bizi menajerler istemedi, label'lar istemedi, yapım şirketleri istemedi diye. Hatta şey şakası yapıyoruz. Ya biz zorla yaptık kendimizi. Kimse yardımcı olmadı hani bu süreçte. Yani bağımsız olmamaya da çalıştık. Çalışmaya çalıştık farklı yerlerle. İşte biraz alternatif olan isim mesela. Hani böyle bir isim satmaz, yeterli oluyor kimsenin çalışmaması için. Ya da bir imaj, bu imaj olmaz. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyursunlar efendim. 2024 yılında tabii ki ben kendi açımdan konuşuyorum arkadaşlar ama ben çok mesela anlattıklarınızdan heyecanlandım. Çünkü tam da bağımsız olabilen, cesur adımlar atan ve herkesin söylediğinin dışına çıkan insanlar, kurumlar, kişiler, yerler çok daha fazla ön planda olacak. Bence çok doğru yolda ilerliyorsunuz ve teşekkür ederim. Ay ne güzel ya. Gerçekten öyle. Çünkü çok yeniliklerin yılı aynı zamanda. Şimdi girişi öyle yaptık. Hani dedik çok fazla bir şey beklemeyelim diye ama bu sene çok ciddi anlamda yenilenmelerin ve yeniliklerin yılı. Çok güzel ifade ettiler ve bence önümüzdeki dönem çok fazla bu alanda tam da dediğiniz gibi insanların artık o özgürlük çerçevesi altında o süre gelen kalıpları kıracağını ve bunun daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden hani 2024'ün sonunda yeniden buluşalım, göreceksiniz. Peki.